Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS 2024 sayfa nasılsınız? Durumlar nasıldır? Neler yapıyorsunuz? Şöyle bir açıklayayım bakalım. Evet. Yani bu sınav bak LGS'ye çalışan bir öğrenci için okul sınavları kektir ya. Yani yani o kadar kolaydır ki neden? Çünkü sen yeni nesil sorular şu, çözüyorsun, çok iyi çalışıyorsun, zaten tekrarlarını yapıyorsun. Bu sınavlar senin için aa ne ki ya hiçbir sıkıntı yok ya yani. halledersiniz yani anlaştık mı? Peki halledersiniz ama biz de en azından dedik ki bu senaryoları bir çözelim. Senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 3'ü çözelim ve bu videoda senaryo 1'i çözeceğiz. Sonra senaryo 2, sonra senaryo 3'ü çözeceğiz. Sizler de bunları kaçırmamak adına senaryo 2 ve senaryo 3'ü hatta LGS videolarını kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Peki ilk sorumuzdan. Bir başlayalım. Bir ilk sorumuz zaten kek bir soru. Sizin için e, çok çok kek. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Üstü ifadelerle ilgili bir ifa. e, soru. Çarpma işlemimiz var, bölme işlemimiz var. Süper. Şimdi öncelikle 2 tabanı var, 3 tabanı var, 36 tabanı var ve 128'imiz var. Şimdi ben ilk önce şu 128'i bir 2 tabanında yazayım. Tamam mı? Öncelikle bir iki tabanında yazıyorum. 128 bakın 2'nin kaçıncı kuvvetidir? Eğer bilmiyorsan şöyle düşünebilirsin. 2 çarpı, 2 çarpı 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 2 böyle gidebilirsin. Tek tek çarpa çarpa gidebilirsin. Mesela 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32, 64 ve 128'i yakaladım. Hmm. O zaman 128 2'nin kaçıncı kuvvetiymiş? Hemen kontrol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kuvvetiymiş. Yani ben 128 gördüğümde 2 üzeri 7 yazabilir miyim? Yazabilirim. Tamam mı? Hiç bilmiyorsan bu şekilde kendini kontrol edebilirsin. Ama zaten soru çözenler vardır. Sürekli soru çözenler vardır. 228'in direkt 2 üzeri 7 olduğunu görebiliyorlar. Ama sen de üzülme. Sen de soru çözdükçe bunları göreceksin. Sıkıntı yok. Ah, bak ne buldum. Burada bir 2 üzeri 7 var. Burada bir 2 üzeri eksi 2 var. Hmm. Dikkat. Sadece şu ikisini değerlendiriyorum. Bakın. Çünkü tabanları aynıysa. Aynı değil mi? 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri eksi 2. Kural, 7 çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri bir toplayalım. 2 üzeri 7 artı eksi 2. Bu da bana neyi verecektir? 2 üzeri 5'i verecektir arkadaşlar. Hmm. Ne işimize yarayacak bu? Evet çok güzel işimize yarayacak arkadaşlar. Bakın. Burası 2 üzeri 5. E şurada da 3 üzeri 5 var. Hmm, bir de bunu 3 üzeri 5 ile çarpmam gerekiyor. E bak nerede işime yaradı? Bu sefer de kuvvetler eşit. Kuvvetler eşitse tabanları çarp kuvvet aynı şekilde yaz 6 üzeri 5. Okay. E bu ne işime yarayacak? ne sayıya eşine yarayacak? Hemen gösteriyorum. Bak burada 36'nın eksi 4. kuvveti var. 6'nın karesi değil midir bu? Evet. 6'nın karesini alıyorum. Ve bunun da eksi 4. kuvvetini alırsam 6 üzeri eksi 8 yapar. Burada tamamız değil mi? Yukarısı 6 üzeri 5'ti. Aşağısı 6 üzeri eksi 8 oldu. Peki. Ben bu ifadeyi nasıl böleceğim? Bakın dikkat. Bölme işlemi yaparken üslü ifadenin kuvveti değişiyordu. Neyi değişiyordu? işareti değişiyordu. Yani ben bunu yukarıya taşıyordum. Şu ifadeyi yukarıya taşırken burası 6 üzeri 5 ve bu ifade çarpma işlemine dönüşüp 6 üzeri 8'e dönüşüyordu. O zaman buradan baktığımda 6 üzeri 13 mü yapıyor? 6 üzeri 13'ü bulacağım. Anlaştık mı? E, devam edelim ikinci sorumuza bakalım. Şimdi öncelikle bu da çok kolay bir soru. Bakıyorum kare var, üçgen var ve daire var. Kök 400'ü elde etmişim. Şimdi kök 400'ü ben şu şekilde hemen şu şekilde görüyorum. Diyorum ki bu zaten şu şekilde ayırabilirim. 4 çarpı 100 diye. Değil mi? 4 2'nin karesi 100 %10'un karesi olduğu için bu 2 çarpı 10 diye çıkıp 20 diye çıkar. Kök 400 20. 20'nin karesi zaten 400 olacaktır. Peki. O zaman buranın sonucu neymiş? 20'ymiş. E kök 64'ün ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 8 olduğunu biliyorum. 8 kere 8 64'ten elde edeceğim için. O zaman burası da 8. Ama... Burada bir eksi olduğu için eksi 8'i koymayı unutmayın. Bakıyorum burası 169. 169 13'ün karesiydi. O zaman bu da kök içerisinde 13'ün karesi olur. Buradaki kare kare kökü götürecek ve 13 diye kalacaktır. O zaman burası da 13 olur. 13, 20, eksi 8 bunları topla demiş arkadaşlar. Hemen topluyorum. E, karemiz 20 artı eksi 8 artı 13. Şöyle baktığımda 20 ile 8. Yani 20 eksi 8 yaptığımda burasının o artı 12 olduğunu biliyorum. Bir de artı 13 var burada. Eşittir 25 olur cevabım. E peki 3'e bakalım mı? Hadi 3'e bakalım. Şimdi 3 kök 7 eksi kök 28 artı 2 kök 63 işleminin sonucunu bulunuz demişiz. Tamam hadi bulalım. Şimdi şimdi kök 28 ben bunun 4 çarpı 7 olduğunu biliyorum değil mi 4 çarpı 7 28 yapar Hemen bak bunu bu şekilde değerlendiriyorum diyorum ki kök içerisinde yazıyorum bunu. <laughs> Burası 4 çarpı 7 Peki 4 çarpı 7 dediğimiz dediğimiz şuradaki 4 nedir Evet tam kare bir sayıdır değil mi 4 2'nin karesi olduğu için O zaman bu ifade 2 diye dışarı çıkar 2 kök 7 diye yazarım Burada da 3 kök 7 var devam ediyorum 3 kök 7 Eksi 2 kök 7. Şimdi bir de bunu düzenliyorum. 63 dediğim arkadaşlar 9 çarpı 7 olacak değil mi? 9 çarpı 7'nin 63 olduğunu biliyoruz. Mükemmelsiniz. E o zaman ben bunu 2 kök 9 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Var mı? Sıkıntı yok. E, 9 da tam kare bir sayı olduğu için, 3'ün karesi olduğu için şu şekilde çıkacaktır. Burada bir 2 çarpanı var. E, dışarıya bir de 9, 3 diye çıktı. Bir de kök 7 var. E, buradan zaten 6 kök 7 olarak buldum. Tamam artı 6 kök 7'yi de ekledim buradan. Ondan sonraki süreçte işlemem, işlem yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada ortak olanlar Ortak kökler olduğu için işlem yapabiliyorum. Çok kolay iş. Ortak kökü aldım. Yani kök 7 ortağını aldım. Parantezimi açtım. Diyorum ki burada kaç var? 3 var. Burada kaç var? Eksi 2 var. Burada kaç var? Artı 6 var. Ortaklarını yazdım. Sonra burada işlem yaptığımda 7 olduğunu görebiliyorum. O zaman bunun sonucu ne olacak arkadaşlar? 7 çarpı kök 7 olur. Peki. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki çarpma işlemi tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre A, B, C ve D değerlerini bularak bu değerlerden doğal sayı olanları yazınız demişiz. Tamam. Şimdi öncelikle A'yı buluyoruz. A'yı buluyorum. Şu ifadeyle 2 kök 2 ile kök 2'yi çarpmam gerekiyor ki A'yı elde edebileyim. O zaman kök 2 çarpı 2 kök 2 şeklinde yazdım. Burası kök 2, burası da kök 2. Ve bunun başında bir gizli bir vardır. O zaman ben ilk önce dışarıdakileri çarpıyorum. 1 ile 2'yi çarptım. 1 çarpı 2 çarpı. Sonra da kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum. Kök içerisinde 2 çarpı 2 şeklinde yazdım. 1 kere 2 2. 2 ile 2'yi çarparsam 4 yapar. Yani 2'nin karesi yapar. Kare kurtulur bunlar. 2 çarpı 2'den de 4 elde edebilirim. Bu bir doğal sayıdır. Zaten doğal sayı olanları yazınız demiş. A, B, C ve D değerleri bularak bu değerlerden doğal sayı olanları bulacağız. Bir yazacağız. 4'ü yazdık. A4. Peki B'yi bulalım mı? Haydi B'yi bulalım. Şimdi B'yi bulabilmek için de tekrardan kök 2 ile 5 kök 3'ü çarpmam gerekiyor. Bunlar doğal sayı yapmaz zaten belli. Çünkü kök 2 var kök 3 var. Aynı köklü olmadığı için doğal sayı yapmaz. Doğuş kökten kurtulmaz ama biz yine bir çarpalım. Şimdi 5 kök 3 ile kök 2'yi çarpıyorum. Burası da gizli bir 1 vardır. 5 ile 1'i çarptım 5. Kök 3 ile 2'yi çarparsam, kök 3 ile kök 2'yi çarparsam 3 çarpı 2'den ortak olarak 5 kök 6 olarak yazdım. Peki devam ediyorum. Bir de C'yi bulalım. Şimdi C'ye baktığımda burada bir kök 3 var. C kısmı burası olduğu için 2 iki kök 2 ile iki kök 3'ü çarpmam gerekecek. Çünkü C'nin birleştiği yerler buralar. 2 kök 2 çarpı kök 3... Buradan da 2 kök 6 yapar. Bu da bir doğal sayı değildir. Tamam mı? Bunlar değil. Doğal sayı değil bunları yazmaya gerek yok. Peki bir de Denizli'yi bulalım arkadaşlar. Denizli kök görüyor ve 5 kök görüyor. O zaman ben 5 kökü 3 çarpı kök 3 yaparsam. Aha da burada kök var. Ha, aynı köklü oldukları için bunlar kökten kurtulacak mı? Evet. Gizli bir unutmuyoruz. 5 ile 1'i çarptım. 5. Üç, kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 çarpı 3'ten kök 9 yapacaktır. 5 çarpı kök 9'dan da bu 9'u zaten dışarıya 3 diye çıkartabiliyoruz. Kökü yazmamıza gerek yok. 3 çarpı 5'ten de 15 elde edebilirim. Aha doğal sayı. Sana 15. Aha 4. Yani A ve B, A ve D benim için doğal sayı olur. Şimdi de beşinci sorumuza bakalım. Şimdi demişiz ki arkadaşlar burada kök 7,29 karaköklü ifadesinin değerini bulacağız. Hmm, bulalım. Şimdi ondalıklı ifadelerin karekökünü bulurken şöyle düşünmemiz gerekiyor. İkinci bunu ondalıklı ifade olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında bu 729 bölü 100'dür değil mi? Süpersiniz, harikasınız. Burada şimdi biz Ortak bir kök içerisine aldık ya bunun. 729'un hangi sayının karesi olduğunu ve 100'ün hangi sayının karesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi kök 729 sonu 9'lu. Şimdi ben 20'nin karesinin 400 olduğunu biliyorum. O zaman 20'den büyük. değil mi? 20'den büyük bir sayı olması gerekiyor. 21 olsa sonu 1 olur. 22 olsa sonu 4 olur. 23 olsa sonu 9 olur. 24 olsa sonu 6 olur. 25 olsa sonu 5 olur. 26 olsa sonu 6 olur. 27 olursa sonu 7 kere 7'den 49 olacağı için 9 olur. Evet buldum. O zaman ben bunun 27'nin karesi olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu 27'nin karesi şeklinde ve bunu da onun karesi şeklinde yazabiliyorum. Peki o zaman bakıyorum 27'nin karesi ve onun karesi. Arkadaşlar 27'nin karesi kısmına baktığımızda e zaten bu kare kökle kare birbirini götürmeyecek mi? Evet. O zaman yukarısı 27 olarak kalacak. E buradaki kare ile kare kök birbirini götürmeyecek mi? Evet bu doğal olarak kalacak. Ve ben bunu 2,7 olarak yazacağım. Evet 6. soruya bir bakalım. 6. soru bizden ne istiyor? Güzel bir daire ve sütun grafiğini birleştirilmesi de oluşturmuş güzel bir soru. Bu sinemada satılmayan toplam bilet sayısı 30 olduğuna göre A, B ve C filmler için satışa çıkarılan bilet sayılarını bulacağız. Okey. Şimdi bir sinema salonunda ki bizden satılmayan toplam bilet sayısını verdiğine göre o zaman biz buradan gideceğiz. Yani ilk önce burada satılanları bulacağız. Sonra satılanlardan tümünü ya da tümünden satılanları çıkarak satılmayanları bulacağız ve 30'a yaşatlayarak x'i bulacağız. Aa, mükemmel anlattım be anlamışsınızdır. Bir sinema salonunda A, B ve C filmler için satışa çıkarılan bilet sayılarının dağılımı daire grafiğinde bu biletlerin yüzde kaçının satıldığı ise suçun grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi A'mız var, C'miz var ve B'miz var. Öncelikle ben şöyle diyorum 120 burası 90 burası bunların ikisini topladık ki burayı bulmamız gerekiyor değil mi bu açıyı bulmamız gerekiyor toplamda 360 derece olduğunu biliyoruz dairenin açısının 360 derece. Peki 120B 90 da A olduğu için bunları toplarsam kaç olacaktır? 210 derece olacaktır. E bunları çıkartayım. Yani 360'dan 210'u çıkartarak C'yi bulacağım. Haydi bulalım. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 6'dan 1 çıktı. Şu dereceler karışmasın tabii ki. Şöyle üstte yazayım şunlar. Derece simgesi. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Alttan bir çıktı beş. Üçten bir çıktı bir. 150. He o zaman burası 150 derece mi? Evet. Burası da 90 derece mi? Evet. Heh. Şimdi ben A'dan kaç tane satıldığını bulmam gerekiyor. Doğru mu? Doğru. A'nın yüzde kaçı satılmış arkadaşlar? Yüzde yetmişi satılmış. Hemen A'ya geliyorum. Ben buraya diyorum ki A 90'ın katı olan bir sayı olsun istiyorum. Çünkü 90 derece olarak verdiği için 90'ın katı olarak düşünüyorum. O zaman ben buraya 90x dedim. 90x çarpı 70/100. bölü 100. Bana neyi verecektir? 90'ın %70'ini. Yani A'dan kaç tane satıldığını bulmuş olacağım. E buradaki sıfırları götürdüm. 9 kere 7'den 63x. He 62, 63x tane satılmış. Hemen bir de B'yi bulalım arkadaşlar zaman kaybetmeyelim. B'miz kaç? 120. Hemen diyorum ki 120x B'nin yüzde kaçı alınmış? Yüzde 60'a satılmış. 60 bölü 100 yapıyorum. Buradaki sıfırları götürüyorum. Ve buradan da 72 mi 60? 72 x'in olduğunu görüyorum. Haydi bir de C'yi bulalım arkadaşlar. Hemen C'yi buluyoruz. C de yüzde 90 demiş. C'mizin derecesi kaç? 150. Hmm, o zaman 150 x çarpı 90 bölü 100 yaptım. Buradaki sıfırları götürdüm. Buradan da 135 x'i buldum. Peki. Bunlar benim neyim satılmış olanlarım satılmışlar Bu da kötü oldu ya kötü bir şey Kötü bir söz oldu neyse Şimdi 135 bunları bir toplayalım kaç tanesi satılmış 135 X 62 72 X ve 63 X'i bir toplayalım bakalım Buradan topluyorum 5 2 şu ikileri yazmamıza gerek yok aslında karışmasın 5 5 daha 10 elde var 1 10, 16, 17 yine elde var. 1, 1, 2, 270 x olarak buldum. Toplamda 360 x değil mi? Değil mi? Tamam şuranın tamamı 360 x. O zaman geliyorum diyorum ki 360 x'ten 270 x'i ben bir çıkarayım. Buradan da ne bulurum? 90 x bulurum. Bu 90 x ne? Bu 90 için satılmayanlar. Bak satılanlar 270 x toplam 360 x olduğu için satılanları çıkardım, satılmayanları buldum. E satılmayanlar 30 değil mi? Hemen geliyorum diyorum ki 90 x eşittir 30. Bunu sıfırları götürdüm, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. X'i yalnız bırakmam gerekiyor, o yüzden burayı 3'e böldüm, burayı da 3'e böldüm. Bunlar birbirini götürdü. O zaman x buradan 1 bölü 3 olarak kaldı. Şimdi bana şeyi söylüyor satışa çıkarılan bilet sayılarını bulunuz. diyor ya satışa çıkarılan. Şimdi 90x 100 120 ve 150x. Hemen A'ya bakıyorum. A 90 çarpı 1 bölü 3. Buradan o zaman 30x kaldı. B'ye bakıyorum arkadaşlar. 120 120 çarpı 1 bölü 3. Buradan da 40 oldu. 40x. Peki C'ye bakıyorum. 150 çarpı 1 bölü 3 buradan da 50 x oldu. Bunları toplamamızı istemiş. 50, 40, 30, şuradan 0, 9, 120. Cevap olarak 120 yazabilirsiniz. 7. sorumuza bakıyoruz. <laughs> bir olasılık sorusu. Demişiz ki bir kutudaki renklerin dışında özdeş 50 tane kartın. 50 tane kartımız var. 50 kart. Notumu aldım. 22 tanesi mavi. Şöyle 22 tane mavi. Tamam. 14 tanesi kırmızı. 14 tane kırmızı. Değil mi? O zaman toplam kaç yaptı? Geriye kalanlar da beyazdır diyor. Bunları topladım. E, 30, 36. E, 14 beklememiz lazım. 36, 40, 50. Evet 14 tane de beyaz varmış. Bunu buldum. Bir daha toplayayım. 2, diyor, 40 40, e, 8, 9, 10, 10, tam 50 tane oldu. Diyor ki hangi renk hangi renk olma olasılığı diğerlerinden daha fazladır? bakıyorum en fazla kartı olan hangisi? Mavi. O zaman diyeceğim ki mavi olma olasılığı daha fazla. Okey. Hangi renk olma olasılıkları birbirine eşittir? Çok kolay zaten kırmızı ve beyaz. ikisi de eşit sayıda oldukları için birbirlerine eşittir. O zaman kırmızı eşittir beyaza diyelim. Kolay bir soruymuş değil mi? Şimdi arkadaşlar 8. sorumuzda güzel bir soru. Gerçekten kaliteli bir soru. Şimdi buna göre en kaçtır demişiz. Birden ene kadar numaralanmış özdeş kartlar boş bir kutuya atılıyor. Boş bir kutuya atılıyormuş. Sıkıntı yoktur. Okay. Şimdi bu kutudan rastgele seçilen bir kartın numarasının rakam olma olasılığı rakam olma o, rakam olma olasılığının iki katıdır demişiz. Şimdi öncelikle birden ene kadar olduğu için ben ilk önce buraya kadar rakamlarımı yazayım. Şimdi 1 olur 2 olur, 3 olur, 4 olur 5 olur, 6 olur 7 olur, 8 olur ve 9 olur. Dikkat! Sıfırı almadım. Çünkü birden ene kadar diyor. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok. Dikkat etmemiz gereken burasıydı arkadaşlar. Peki ben bunun 9 tane olduğunu biliyorum. 9 tane var. Okey. Sonra burada diyor ki rakam olma olasılığı. Bizim rakam olma olasılığımız nedir? Yani rakam olma olasılığımız değil mi? Rakam olma olasılığımız 9 tane olduğu için toplam n tane sayı olduğu için n'e kadar gittiği için 9 bölü n'dir. Nedir? Bu rakam olma olasılığı. Olma olasılığı. Bir de rakam olmama olasılığımız var. Buradaki rakam olmama olasılığımız ise şudur. Toplamda n tane sayımız var ya. E o zaman n'den ben 9'u çıkarıp n'e bölersem, bu da rakam olmama olasılığı. Tamamdır. E zaten bu bunun iki katı değil midir? Yani e, n 909/ bölü n bu sayının çünkü rakam olmama olasılığı rakam olma olasılığın iki katı dediği için şu şekilde bir denklem kurmamız gerekiyor. Diyeceğim ki 2 çarpı 9n eşittir n eksi 9 bölü n. Bu benim için bu kurala uyacaktır. Anlaştık mı? Şimdi eşitliğin her iki tarafında da işlemi yapabiliriz. Mesela burada n'ler var. Burada sadeleştirecek işlemimiz var mı? Yok. O zaman şu n'leri bir götürelim. Burada 9 kere 2'den 18 olacaktır. 18 eşittir n eksi 9. 9'u karşıya attığımızda 27 eşittir n. Bize zaten neyi soruyor? N'i soruyor. E, N'i sorduğu için de buradan N'i ne bulabiliriz? 27 bulabiliriz. Peki geçtik. Ha geçemiyoruz. 8 tane sorumuz varmış. Peki arkadaşlar ben burada senaryo 1'i çözdüm. Sonra senaryo 2 ve senaryo 3'ü çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.